Pep Guardiola. Bir futbol kurdu olarak bu ismi defalarca duymuşsunuzdur. Defalarca araştırıldı, defalarca yazıldı ama ben ve arkadaşım Görkem bu Pep kimmiş, neyin nesiymiş bir de biz bakalım istedik. Neler yapmış, neler başarmış, hayat hikayesi neymiş, onu başkalarından ayrı kılan, özel yapan sebep neler? Bunu araştırdık ve siz değerli futbol kurtlarına iletmeye karar verdik. Bu videoda Pep Guardiola'ya üstad diyeceğiz. Zaten tüm dünyanın dediği gibi. Çünkü gerçekten kendisi bizim gözümüzde bir üstad. Üstadın hikayesine, çocukluğuna, hangi sokaklarda futbol oynadığına, hangi sokaklarda dizlerin kanadına bile odaklandık. Tamamen araştırdık. Umarım ki sizler de beğenir ve bu çabamızı alttaki butonlardan bizi desteklersiniz. Üstad 18 Ocak 1971'de Sant Pedro'da doğdu. Sant Pedro nasıl bir yer? Hemen buna değinmem gerekiyor. İspanya'nın Katalonya bölgesinde yer alan ufak, şirin ve mini minnacık bir yer burası. Bizim üstad tabii ki çocuk o zamanlar ve bu küçücük şehirde çocuk ne yapsın? Tabii ki futbola yöneliyor. Futbol oynamaya başlıyor. Zamanla daha iyi oynamaya başladıkça tabii ki bu durum daha da hoşuna gidiyor ve futbol artık meslek olarak yapmaya karar veriyor. Kendisi tabii ki o zamanlar taktiksel zekası olduğundan haberdar değil. Bununla beraber futbol oynamaya devam ediyor tabii ki. Top geçer, adam geçmez şeklinde oynayan bir futbolcu gerçekten kendisinden hiç beklenmeyecek. Çünkü fiziği o kadar üst düzey değil. Hani bir Puyol'dan beklersiniz ama Guardiola'dan onu beklemezsiniz. Sonrasında Barcelona yöneticiler fark ediyor üstadımızı ve sen gel kardeş bizim altyapıda başla. Genç üstad durur mu? Hemen atılıyor bu teklife ve oynamaya başlıyor. Barcelona C'den gelme bir futbolcu. Şimdi baktığında kolay bir durumda değil. En dipten gelmek hem de en zirveye çıkabilecek bir oyuncu olmak. 8 maçta oynuyor o sene. Bir de gol atıyor. Barcelona C takımı, B takımı derken Barcelona A takımına kadar yükseliyor bizim üstadımız. Bu arada geçiştirmek gibi de olmasın. Barcelona B'de tam 53 maçı çıkıyor. Hem de 5 gol atıyor. Düşünün işte 53 maçta 5 gol atamayan forvetler varken bu adam defanstan 5 gol atıyor. Hem takımın defansta, hem orta sahada, hem de hücumda destek veriyor. Barcelona yöneticiler bu adamı Barcelona B takımında oynatır mı? Tabii ki oynatmıyor ve A takımı alıyorlar. Ana takıma 1997 yılında katılıyor. Her şey şu ana kadar harika ilerliyor Guardiola için. Hemen ertesi sene İspanya U21 takımı bizim genç Guardiola'ya göz kırpıyor. Bununla beraber gelen diğer sezonda Guardiola İspanya milli takımında oynamaya başlıyor. Johan Cruyff'un rüya takımında yer alan oyuncu 1992 yılında yeni adıyla Şampiyonlar Ligi olarak bildiğimiz kupayı kazandı. 91 ve 94 yılları arasında ise 4 yıl İspanya şampiyonluğu yaşadı. 97'den 2001'e kadar takım kaptanlığı yaptı ve 263 maça çıkıp 6 gol attı. Kariyerinin çoğunu Barcelona'da geçiren yetenekli futbolcu o zamanlar için yaşlı sayılan 30 yaşına basmıştı ve Barcelona'dan Brescia'ya transfer oldu. Artık tecrübeli diye nitelendirdiğimiz Guardiola burada çıktı, toplam 11 maçta 2 gol attı ve bu başarısını Roma ile taçlandırdı ve kadim bir şehir olan Roma sokaklarında İtalyan taraftarlar adını haykırıyordu diyebiliriz. Ama burada çok iyi bir performans göstermedi diyebiliriz. Belki sistemden, belki de takım içindeki bir anlaşmazlık durumundan kaynaklanabilir. Bu noktada bir yorum yapmamız pek doğru olmayabilir. Yıl 2003 olduğunda ise tekrardan Brescia formasını giydi ve burada 13 maçta oynadı, bir de gol attı. Burada yarım sezon oynadıktan sonra Suudi Arabistan temsilcisi El Ehli'nin dikkatini çekti ve Suudi temsilcisinde de 18 maça çıktı ve burada da 2 gol attı. Rüzgar gibi sürekli farklı takımlara giden yetenekli futbolcunun yolu bu sefer de bir Meksika temsilcisi olan Dorados olmuştu. Her ne kadar aralarında üstadın milli takım kariyeri hakkında ufak bilgiler versek de daha detaylı biçimde milli takım konusunu inceleyelim o zaman. Milli takımın formasını ilk olarak 21 yaşındayken 14 Ekim 1992 tarihli Kuzey İrlanda maçında giydi. 1992 yaz olimpiyatları futbol kategorisinde altın madalya kazanırken ülkesinin 94 FIFA Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrolarında da yer almıştı. 47 kere milli olup 5 gol atan Guardiola 14 Kasım 2001 tarihinde Meksika ile oynanan dostluk maçıyla birlikte milli takımı bıraktı. Ayrıca resmi olarak tanınmayan Katalonya'nın formasını da 7 kez giymişti. Milli takım kariyerine de odaklandığımız üstadın gelin teknik direktörlük hikayesine hep beraber bakalım. Guardiola'nın hikayesine geçmeden önce onun hakkında bazı yaşanmış olayları anlatmak istiyoruz. Guardiola'dan önce Manchester herkesin de bildiği gibi kırmızıydı. Guardiola bu dengeleri bozdu. Guardiola'yı anlatırken elbette bahsetmemiz gereken başka şeyler de var ki bunların başına gelen şey sarsılmaz bir otoriteye sahip olması ve kendisini sorgulanamaz konumda olması. Buna çok güzel bir örnek vermek istiyorum. İleride hikayesini daha detaylı vereceğimiz Barcelona'daki teknik direktörlük zamanlarında Thierry Henry zamanında kendisine pas atılmadığı için oyun alanını terk etmişti. Guardiola elbette bu durumda Henry'yi oyundan almıştı. Gol mü atmış, asist mi yapmış, dünyanın en iyi oyuncusu muymuş? Bunlar üstad için hiç önemli değil. Önemli olan şey onun otoritesi ve sorgulanamaz olması. Bunları ek olarak anlatmak istediğim bir konu var ki o da şu. Kendisi odaya girip saatler boyunca odadan çıkmıyor. Rakip takımı analiz eder ve eksik yönlerini bulurdu. Oyuncularına videolarla eğitim verdiği de hepimizin bildiği bir durum.
futbol takımını bir orduya benzetiyor. Herkesin birbirisi için de ayinkli olması gerektiği ve kimsenin bencil bir oyun stiline sahip olmaması gerektiğini savunuyor. Gelelim üstadın menajerlik kariyerine. Futbol kariyeri nasıl ki Barcelona'da başlamışsa menajerlik hayatı da Barcelona'da filizlenmişti. Üstadın menajerlik kariyerini bir ağaç gibi düşünmek lazım. Nasıl bir ağaç zamanla büyür, olgunlaşır ve meyve verirse bu örnek üstad için de öyle olmuştu. Ama yine de üstadın eklememiz gereken bir yönü var ki o da futbolun içinden geliyor olması ve ikinci olarak Barcelona gibi kulüpte futbol öğrenmiş olması. Yani çok iyi bir temeli var. Bunu sadece biraz geliştirmesi gerekiyordu. Şimdi gelelim üstadın menajerlik kariyerindeki basamakların nasıl birer birer çıktığına. Kuşku yok ki menajerliği futbolculuğundan daha iyi durumdaydı ve bundan dolayı dünyaya kendini tam bir üstad olarak duyurabildi. 21 Haziran 2007 senesinde Guardiola Barcelona B takımı başına getirildi ve hikaye başlıyordu yavaş yavaş. Yardımcılığını ise Tito Villanova üstlenmişti. Üstad Barcelona'dan ayrılınca Barcelona teknik direktörlüğünü yapan Tito kanser yüzünden hayatını kaybetmişti ve durum hala Barcelona taraftarlarını derinden üzüyordu ve kalbinde bir yara bırakmıştı. Barcelona Başkanı Joan Laporta Mayıs 2008'de Guardiola'nın Ricard'ın yerine A takımda yer alacağını açıkladı ve A takım kariyeri yavaş yavaş başlıyordu. Burada daha genç soy olan üstad zamanla kendisini gösterecek ve tüm dünyaya kendini ispatlayacaktı, bir oyun stili yaratacaktı ama her şeyin tabii ki bir zamanı vardı. Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'lu efsane kadroyu hatırlıyorsunuz. Bu ve birkaç yıldız futbolcunun gelecek sezon kadro planlamasında gerek olmadığını belirtmişti Guardiola. Haliyle insanlar ne oluyoruz oldu? Bir düşünsenize, Ronaldinho gibi döneme damgasını vurmuş ismi yedek bırakıyorsun. Bir de genç bir hocasın, tabii ki insanlar seni sorgulayacaktır. Hani daha yeni geldin. Tecrüben zaten sürekli sorgulanacak ve Barcelona gibi bir takımdasın ve takımın aslı oyuncularını da kenara bıraktığın zaman insanlar tabii ki en başta ön yargıyla bakacaktı ve bakmıştı da. 2007-2008 sezonunda Guardiola geldiği zaman takımın birçok oyuncusu Avrupa'nın birçok kulübüne transfer oldu. Takımı komple değiştirmişti. Yeni bir Barcelona yaratmaya çalışıyordu. Guardiola geldiği zaman ilk olarak takımı komple değiştirdi. Takımın birçok as oyuncusu Avrupa'nın önemli kulüplerine transfer oldu. Yeni bir takım kurması gerekiyordu. Peki kimler geldi yeni Barcelona'ya? Hemen bir bakalım. Dani Alves ile Keita Sevilla'dan, Martin Kakares Villarreal'den transfer edildi. Pique United'dan tekrar yuvasına geldi. Arsenal'dan Hilep ve Palmeiras'tan Henrique ile sözleşme imzalandı. Transfer edilen oyuncularla birlikte Guardiola, altyapıdan Sergio Busquets ile Pedro'yu da transfer edilen oyuncularla birlikte Guardiola, altyapıdan Sergio Busquets ile Pedro'yu da A takıma çıkardı. Yepyeni bir Barcelona, yepyeni bir oyun anlayışıyla beraber tekrardan doğmuştu. Üstad takımın başındaki ikinci senesinde tekrar Barcelona küllerinden doğmuştu. Guardiola ikinci senesinde 46 milyon euro ve Samuel Eto'o karşılığında Inter'den Zlatan Ibrahimovic'i transfer etti. Holosko artı bir miktar para karşılığında Kaan'ın bonservisini geri almak istedim. Gudjonsson Monaco'ya satıldı ve birçok oyuncu tekrardan takım değiştirdi. Guardiola takımı biraz daha değiştirmişti. Guardiola'nın Barcelona'sı Real Madrid'i yendi ve böylece Guardiola kulüp tarihinde El Clasico derbisinde Real Madrid'i üst üste 4. kez mağlup eden ilk antrenör oldu. O dönem hatırlarsınız hani Barcelona kimseye geçit vermiyordu ki El Clasico'da artık hani normal bir maç olmaya başlamıştı çünkü Barcelona üst üste galibiyetler almaya başlamıştı. O dönemde zaten hani rekabet konusu söz konusu değildi. Barcelona her maç kazanıyordu neredeyse. Barcelona ligde fırtınalar estiriyordu ama 2009-2010 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde Mourinho'nun yönettiği Inter elendi. O maçı da hatırlarsanız Inter gerçekten olağanüstü bir defans yapmıştı. Sezon bitmişti ve Guardiola takımı yine komple değiştirmişti ama ana iskelet her zaman duruyordu. Messi, Iniesta, Xavi, Puyol, Pique. Hani bunlar her zaman duruyordu. Sadece diğer oyuncular değişiyordu ve bu da takımı çok etkilemiyordu. Barcelona 2011'de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Brezilya takımı Santos'u 4-0 yenerek Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu. Bu skor kıtalar arası kupa dahil olmak üzere tek maç üzerinden oynanan finallerde alınan en büyük fark oldu. Bu kupa ile birlikte Guardiola 16 turnuvadan 13 kupasını kazandı. Gerçekten inanılmaz. Yani 16 turnuvanın 13'ünde kupa kazanmak gerçekten inanılmaz. Boşuna üstad denilmiyor. 41. yaş gününde oynanan El Clasico'da Real Madrid 2-1 mağlup etti. Yine mağlup etti ve böylece Real Madrid'in A mağlup serisini devam ettirebilmişti. 21 Nisan 2012 tarihinde oynanan lig maçında yine El Clasico derbisinde Real Madrid 2-1 yenilmişti. Artık o seri de bitmişti ve ligin bitmesine 4 maça kala Real Madrid 7 puan gerisine düşmüştü. Guardiola maçın ardından Madrid'i hem liderlik hem de bu akşam aldıkları şampiyonluk için tebrik ederim dedi. Ayrıca bu sezon No Cup'ta ilk yenilgisini almış oldu. Barcelona ligde şampiyonu Real Madrid'e bıraktı ama yani gerçekten 3-4 sezon
lige tamamen ambargo koymuştu. Yani sonuçta Real Madrid gibi bir rakiple mücadele ediyorsunuz ve yani arada sırada tabii ki Real Madrid de şampiyon olacak ve Guardiola döneminde Real Madrid biraz sönük kalmıştı. Guardiola gittikten sonra tekrardan Real Madrid hegemonyayı oturtmuştu. Burada da Guardiola'nın ve o dönemki Barcelona kadrosunun büyüklüğünü bir kez daha görüyoruz. Barcelona sezonu Copa del Rey finalinde Atletico Bilbao'yu 3-0 yenerek kupayı kazandı. 4 sezonda 14 kupa kazanarak Barcelona'nın en başarılı teknik direktörü olmuştu ki hem oynadığı futbol hem saha dışındaki gösterdiği o coşkulu, hiçbir zaman oyundan kopmayan enerjisiyle beraber hem Barcelona taraftarlarının sevgisini kazandı hem dünyada tamamen bir üstad lakabını o yaşta, o gencecik yaşında kazanmayı başarmıştı. Sezon sonunda Guardiola bir sene futbol ara verdi ve New York'a taşındı. Zürich'te düzenlenen 2012 FIFA Ballon d'Or ödülünde Guardiola teknik direktörlük yapmaya karar verdim ama bunun ötesinde bir şey yok. Henüz anlaştığım bir takım yok demişti. Adeta futbol dünyasına o zaman bir mesaj vermişti. 27 Nisan 2012 itibariyle Barcelona'daki görevini bırakmış ve 16 Ocak 2013 tarihinde açıklanan anlaşmayla Bayern Münih koltuğuna geçmişti. Münih ile ilk kupasını 2013 UEFA Süper Kupası'nda Chelsea'yi penaltı atışları sonucunda yenerek kazanmıştı. Her şey iyi başladı diyebiliriz. Münih gerçekten iyi futbol oynuyordu. Bayern Münih Guardiola'da önce de iyi futbol oynuyordu ama Guardiola geldikten sonra biraz daha Barcelona seviyesine yaklaşmıştı. Gerçekten izleyenleri büyülüyordu. O paslaşmalar, bir Guardiola etkisi gözde görülür bir şekilde vardı sahada. Bayern Münih 2013-2014 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turunda Real Madrid ile eşleşmişti. İlk maçı 1-0, ikinci maçı ise 4-0 kaybetti. İlk maçtan sonra Guardiola oynattığı taktik nedeniyle biraz eleştirilmişti. Buna rağmen tercih ettiği taktiği savundu. Guardiola yönetimindeki Bayern Münih Bundesliga'da 82 galibiyet, 11 beraberlik, 9 yenilgi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. 1 Şubat 2016 tarihinde Guardiola Manchester City'nin başına geçti. 3 senelik sözleşme imzalamıştı. Bu imza Manchester'ı maviye boyayacak olan imzaydı. Manchester derbisini Manchester City 2-1 kazandı ve böylece Guardiola Jose Mourinho karşısında 6. galibiyetini aldı. Son olarak Guardiola'nın taktik anlayışına bakıp videomuzu sonlandıralım. Guardiola şampiyonluğu kafaya takmıştı. Bunun için kaleci ve defans bölgesi transferleri yaptı. Kaleci Ederson Moraes ile kanat oyuncuları Benjamin Mendy ve Kyle Walker ile anlaştı. Ayrıca Monaco'dan Bernardo Silva ve Real Madrid'den Danilo ile sözleşme imzalandı. Alexander Kolarov, Clichy, Sakna ve Zabaleta takımdan ayrıldılar. Yeni iskeletini oluşturmaya çalışıyordu Guardiola. City'yi Bayern Münih ve Barcelona'ya benzetmeye çalışıyordu. Özellikle Barcelona'ya benzetmeye çalışıyordu. Ricard, Ronaldinho'nun merkezinde olduğu 4-3-3 dizilişini tercih ediyordu. Guardiola topa sahip olmayı ve tam saha pres yaptırmayı tercih etti. Takım sahiplenme ve disiplinli ve agresif bir baskı tarzı üzerine odaklanarak daha disiplinli hale geldi. Takım sık sık yüksek savunma hattında oynarken sırt üstü oyuncuları kendi taraflarını yukarı doğru kaldırırken Xavi ve Iniesta'nın oyunu elinde bulundurmalarına ve top olmadan basarak oynamalarına istina ediyorlardı. Topa sahip olmayı ve dikine oyun anlayışına sahip olsa da Guardiola'nın takımları pres yapmasıyla tanınır. Futbolcular pres ve baskıyla topu rakip takımdan alıp topa sahip olmaya çalışıyorlar. Genel stil bu. Bu pres ve baskı boşluğun az olduğu ve defans ile kalecinin iyi koşu yapamayacağı ve orta sahaya pas veremeyeceği 3. bölgede başlıyordu. İnanın ki hiç bitmesini istemediğim bir videoya nokta koymaya zorundayız. Ama Guardiola hayatına, futbol kariyerine nokta koymayacaktır. Daha birçok başarı kazanacaktır. Ve yine umarız ki Guardiola seyrine doyulmayacak futbol maçları bize defalarca kez izletmeye devam edecektir. Çok sayıda yıldız futbolcu çıkartacaktır. Şu anda Haaland'ı izliyoruz ve ileride daha büyük yıldızları izleyeceğiz Guardiola sayesinde. Futbol hikayesinden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.